Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben Sevmeyli Hoca. 40 soru serisi problemler kampında bugün sizlerle birlikte 38 numaralı testi çözeceğiz. Bak, birlikte çözeceğiz diyorum. Öyle sözleşmiştik çünkü bir önceki videoda. Yaklaşık 37 videodur böyle sözleşiyoruz. 40 soru serisi problemler fasikülümüzde. Hemen ben sana ince detayları söyleyeyim. Artık bari çok az kaldı. Bak, şu kadarcık kaldı kitabın bitmesine. Bak, bu kadarcık. 2 yaprak kaldı arkadaşlar. Ve 80-81. Sayfalardayız artık. 38 numaralı testteyiz. Ben sana hemen işaret koyman gereken soruları bir güzel hatırlatayım. Hemen kalemi eline alıyorsun, kitabını açıyorsun ve işaret koy dediğim sorulara çok güzel işaretler koyuyorsun ki sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gereken sorular bunlar. Hangi soruların MSÜ, hangi soruların TYT veyahut AYT'ye uyumlu, bu ayarda olduğunu, hangi ayarda olduğunu sana ben söyleyeceğim. Sen de bunların başlarına not almanı tavsiye ederim. Çünkü nokta atışı sorular olacak gençler. Şimdi 1 numaralı, 2 numaralı, 3, 5 ve 7 numara. 1, 2, 3, 5, 7 numaralı sorular bizim için çok değerli sorular. Bundan kaynaklı bu soruları işaretle. İşaretini koyduysan eğer 1, 2, 3, 5, 7 tekrar hatırlatıyorum. 1, 2, 3, 5, 7. Bu numaralı sorular bizim için çok değerli bu kitapta. Bu arada kitabımızı satın almak isteyen arkadaşlarım varsa da açıklama kısmındaki linkten satın alabilirler. İkili seti ise çok daha uygun fiyatlı olduğunu söylememde fayda var. 40 soru serisi problemler ve 40 soru serisi TYT matematik kitaplarımız ikili set halinde alınırsa daha da uygun fiyatlara geliyor ki piyasada en ucuz kitaplar diyebilirim sevgili gençler. Evet, artık hazırsak, abone olduysak ve videoyu da beğendiysek ki bu benim için inanılmaz derecede değerli. Abone olun ve lütfen videoyu beğenin. Hadi geçelim dersimize. Evet, ilk sorumuza senle birlikte bir bakalım. Ne demiş bakalım? Eşküç'teki 3 işçi günde 6 saat çalışarak 2 günde bir işin bir kısmını yapıyor. Bak şimdi. Eşküç'teki her bir işçinin gücüne ben V diyeceğim. İşçilerden her birine V diyeceğim. Kaç tane? 3 tane işçi. 3 tane işçi 3V hızıyla çalışır. Bir günde 6 saat çalışıyorlarmış ve toplamda 2 günde bir işin bir kısmını yapıyorlarmış. Şimdi o işin o kısmı ne kadarmış biliyor musun? 3 kere 6 18, 18 kere 2 36, 36 V'ymiş gençler. Aşağıda O merkezi daire grafiğinde yapılan iş miktarını da dağılımı bize verilmiş. Ha, şimdi biten kısım 90 derecelik bir kısım daire grafiğinde. Yani işin çeyreğiymiş. Bu işin çeyreği ise ben bu işin tamamını bulabilirim. Ne yaparak? 4 ile çarparak. 4 ile çarparsam eğer 4 çarpı 36 V'lik bir iş. Aslına bakarsan 144 V'lik bir işmiş. Bu işin artık tamamı diyebiliriz gençler. İşin tamamı 144 V'ymiş. Buna göre bu işin tamamını eş güçteki 6 işçi günde 8 saat çalışarak kaç günde bitirir diye sorulmuş. Yani diyor ki 144 V'lik bir işi diyor. X tane işçi, pardon 6 tane işçi, 6 tane işçi olduğu için 6 çarpı V derim. Günde 8 saat çalışarak, T gün çalışarak bitirsinler derim. Şimdi bu denklem bizim işimizi çözer. V'ler bir kere gitti burada. 6 kere 8 48'dir biliyorsun ki 48'e bölersem her iki tarafı burada 3 kalır. Demek ki T kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Kaç günde bitirir diye sorulmuştu. Demek ki cevabımız da A şıkkı olacakmış. Devam edelim ikinci sorumuzda. Şimdi yukarıdaki soru bu arada ne tarz bir soru? MSÜ'de karşına çıkma ihtimali daha yüksek olan bir soru. ÖSYM'nin hazırladığı sınavlardan. Çünkü TYT için biraz daha klasik bir soru bu. Ama MSÜ'ye daha uyumlu bir soru, aklında bulunsun. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda ise yine TYT ile MSÜ arasında bir soru ama MSÜ'ye daha yakın olan bir soru arkadaşlar. Tamam. Yani hoca bunları nasıl düşünebiliyor, hoca bunları nereden biliyor diye sormayın. Bu iş tamamen tecrübe meselesi arkadaşlar. Tamam. Yani hani biz siz sadece soruları çözüp geçiyorsunuz ama biz soruların analizlerini de yapıyoruz gençler. Dolayısıyla TYT ve MSÜ arasında sıkışmış bir soru ama MSÜ'ye daha yakın olan bir soru, aklına bulunsun. Abdullah Hazar ve Arzu'nun görevlendirildiği bir iş 3 eşit parçaya ayrılıyor. Bak, 3 tane eşit parçaya ayrılıyor. Ve her bir parça için içlerinden ikisi görevlendirilerek işin tamamı bitiriliyor. Aşağıdaki tabloda bu iş için yapılan görevlendirme ve işin başlama ve bitiş saatleri verilmiş. Mesela şimdi
3 eşit parçaya ayrıldı ya. Birinci kısım buraya, ikinci kısım buraya, üçüncü kısım da bunlara verilmiş. Abdullah'la Hazar birlikte çalışarak o eşit biçimde ayrılmış iş birimlerinden bir tanesini saat 9'da başlıyorlar, 12'de bitiriyorlar. Yani kaç saat sürüyor? 3 saat sürüyor. Hazar'la Arzu çalışınca 1 saatte bitiriyorlar. Demek ki bu ikisi çok hızlı çalışıyor. Abdullah'la Arzu birlikte çalışarak 5 saatte bitiriyor. Demek ki bu ikisi çok yavaş çalışıyor. Şimdi buna göre bu 3 işçinin çalışma hızları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle şurada ikisinde de Arzu'yu görüyoruz. Arzu'yla Hazar burada çalışınca çok uyumlu çalışmışlar ya da gerçekten Hazar çok hızlı. İkisi çalışınca 1 saatte bitiyor ama Arzu'yla Abdullah çalışınca çok yavaş bitiyor. Demek ki Abdullah çok yavaş. Şimdi Abdullah Hazar'dan daha yavaştır diyeceğiz. Abdullah'ı yazdım. Abdullah Hazar'dan daha yavaş olduğu için çalışma hızı Hazar'dan daha düşüktür. Şimdi Abdullah'la Arzu'yu kıyaslayacağım veya Hazar'la Arzu'yu kıyaslayacağım. İkisinden birisini yapacağım. Şanslıysak Abdullah'la Hazar'ın sıralamasından bir şey gelir. Bakalım. Şimdi şu ikisinde de Hazar olduğunu görüyorsun. Hazar Abdullah'la çalışınca 3 saatte. Hazar Arzu'yla çalışınca 1 saatte bitiyor. Demek ki Arzu Abdullah'tan daha hızlı. Şimdi Arzu Abdullah'tan daha hızlı. Şimdi Abdullah yine yazacağım. Abdullah küçüktür Arzu diyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Abdullah en yavaşı. Bunu buldum. Bunu keşfettim. Ama ortanca hıza sahip Arzu mu Hazar mı bunu bilmiyorum. Bunu öğrenmek için Hazar'la Arzu'yu benim kıyaslamam gerekiyor. Hazar'la Arzu nasıl kıyaslanır? İki Abdullah bulacaksın. Bak Abdullah. Abdullah Hazar'la çalışınca 3 saatte. Abdullah Arzu'yla çalışınca 5 saatte bitiyor. Demek ki Hazar daha hızlı. Yani Abdullah küçüktür Arzu. O da küçüktür Hazar diyeceğiz arkadaşlar. Abdullah, Arzu, Hazar bize cevabı verecek. Doğru cevap D seçeneği olacaktı diyebiliriz. Geçtim artık fasikülümdeki 299 numaralı soruya. Ve artık bu soru sevgili arkadaşlarım 38. testimizdeki 3. soru olarak karşımıza çıkıyor. Diyor ki aşağıda bir halı dokuma tezgahında dokunacak bir halının özdeş kare şeklindeki desenleri verilmiş. Şimdi burada 5'e kaçlık bir halı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 60 tane bu şekilde kare deseni olan, içlerinde de desenler bulunan sevgili arkadaşlarım bir halıymış bu. Toplam 60 tane. Buraya yazalım. 60 kareye sahip burası. Halının tamamı. Pekala ne diyor? Burcu Usta. Saat 9'da bu halıyı dokumaya başlamış ve saat 10'da işi çırağı Faruk'a devretmiş. Şimdi 1 saat çalışmış değil mi bak? 1 saat Burcu çalışmış ve işi Faruk'a devretmiş. Faruk işi devraldıktan sonra saat 12'ye kadar çalışmış. Şimdi 10'da devretmişti, 12'ye kadar çalışmış. Yani 2 saatte burada kim çalışmış? Faruk çalışmış. Pekala. Aşağıda bu iki tezgahın saat 10 ve 12'deki görüntüleri verilmiş. Yani diyor ki 10 ve 12'deki görüntü demek ne demek? Burcu'nun 1 saat çalıştıktan sonraki görüntüsü bu. Faruk'un 2 saat çalıştıktan sonraki görüntüsü bu. Şimdi Burcu 1 saatte bak 10 tane desen üretiyor. Şimdi Burcu dedim. Burcu 1 saatte 10 tane desen üretiyor. O zaman 2 saatte ne kadar desen üretebilirdi? 20 tane desen üretebilirdi. Doğru mu? Şimdi bu cepte. Faruk hemen onu da yazdım. 2 saatte kaç tane desen üretmiş? Bak Burcu'nun yaptıklarının üzerine 5 tane daha üretmiş. 5 desen. Şimdi o zaman şöyle diyebilirim değil mi? Burcu 2 saatte Faruk'un 4 katı kadar iş yapıyor. Çünkü 5 desene 20 desen. Şimdi sorunun köküne bakmamız gerekiyor. Bizim sorunun kökü de şurada. Buna göre sabit hızlarla çalışan Burcu ve Faruk aynı model halıyı sabah saat 9'da başlasalardı saat kaçta bitirirler? Şimdi beraber çalışsın istiyorlar. Bunlar eğer beraber bir dokuma işlemi yaparlarsa 2 saatte toplam 25 desen ürettiklerini görüyoruz. Şimdi 2 saatte 25 desen ürettiklerini görüyoruz. Bize ne lazım? 60 tane deseni üretebilmek için kaç saat çalışmaları gerekiyor? Bize de bu lazım. Şimdi o halde ne yapmam gerekiyor? Bununla bunu çarpacağım. 25'e böleceğim. X'i bulacağım. Yani 2 çarpı 60 bölü 25 bize cevabı verir. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm. Burası da ne geldi? 12 geldi. 2 kere 12. Hocam 24 yapar. 24 bölü 5 cevabı verecek. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu 24 bölü 5 saat. Ben bunu dakikaya çevirebilirsem her şey çok daha tatlı olacak. 24 bölü 5 ile 60'ı çarparsam dakikaya çeviririm.
60 ile 5'i sadeleştirdim. 12. 12 kere 24 de bana 288'i verir. Ki bu da 288 dakika demek ne demek? 60'a böleceğim. 288'i 60'a böldüğüm takdirde neyle karşılaşırım biliyor musun? 4 tane tam vardır içinde. 4 saat ki o da 240 dakika yapar. 48 dakikadır. Şimdi saat 09 çift 0'da başlamışlardı. Aradan eğer 4 saat 48 dakika geçerse 13.48'de bu işin tamamı biter ve böylelikle cevabımız da A şıkkı olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet, soru böyle bir soruydu. Güzel de bir soruydu. Şimdi hocam TYT mi, MSÜ mü? TYT uyumlu bir soru arkadaşlarım, aklınıza bulunsun. Yine TYT ile MSÜ arasında diyebilirim ama TYT'ye daha yakın olan bir soru. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Dördüncü soru içinde gençler bir küme problemi aslına bakarsanız. Aslında küme çizmeden de çözülebilir ama bir küme problemi olduğunu söyleyebilirim. Bir yayın evinde çalışan kişiler benzinli, dizel ve hibrit araçlardan en çok bir tanesine sahiptirler. Şimdi en çok bir tanesine sahip olmaları demek ne demek? Şu demek, ya hiç arabaları yok ya da bu benzinli, dizel ve hibrit araçlardan bir tanesine sahipler. İki tane aracı olan yok diyor. Benzinli aracı olmayan 20 kişi. Dizel aracı olmayan 14, hibrit aracı olmayan 18 ve aracı olmayan da zaten 6 kişi var. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim bak. Benzinli aracı olmayan dizel araca sahiptir veya hibrit araca sahiptir veya hiç aracı yoktur. İşte o hiç aracı olmayanlar 6 kişiyi ben buradan çıkarırsam dizel artı benzinli araca sahip olan 12 kişiyi bulurum. Dizel aracı olmayan demek ne demek? Benzinli veya hibrit aracı olanlar demektir. E bir de burada 6 kişi vardı. 14'ten 6'yı çıkardım. Demek ki sevgili arkadaşlarım dizel, hibrit tamam. 20'den 6'yı çıkardık değil mi bak? Özür dilerim. Ben şurada 18'den 6'yı çıkardım. Benzinli aracı olmayan dizel veya hibrit araca sahip olan 20'den 6'yı çıkardık. Şurası 14 olacak. Benzinli ve hibrit araç 14'ten 6'yı çıkardım. 8 kişi vardır. Ve daha sonrasında hibrit aracı olmayan yani benzinli veya dizel aracı olanlar 18'den 6'yı çıkarırsam 12 kişi vardır diyebilirim. Şimdi ben bunların tamamını topladığım takdirde 2 tane benzinli, 2 tane dizel ve 2 tane hibrit araca sahip olanların toplam sayısını bulurum ki 34'tür. O halde benzinli artı dizel artı hibrit aracı olanların toplamı 17 kişidir. 6 tanesinin de aracı yoktu. 6 tane eklersem grup kaç kişiymiş bulabilirim. Grup toplam 23 kişi. Bizden ne istemişti? Bu yayın evinde çalışan kaç kişi vardır diye sormuştu. Ben zaten 23'ü bulduğum için doğru cevap D şıkkıdır diyebilirim gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlar devam ediyorum 5. sorumla. Şimdi bu soruda da aşağıda iki farklı şeker su karışımı ve bu karışımların içindeki şeker su oranları birim karelerle gösterilen modellemeler verilmiş. Su pembe ile şeker de mavi ile gösteriliyor. Şimdi buna göre 1 ve 2. karışımlar karıştırıldığında oluşan karışımı ifade eden modelleme aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar bak burada 1. karışımımıza bakıyoruz. 1. karışımda kaç tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne var? Su var. 2. karışıma bakıyoruz. Burada 6 su, 3 şeker var. Onu yazalım şöyle. Buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 4 daha 9 yapar. Şöyle 9 tane su ve toplam 16 taneydi. 7 tane de o zaman şeker olacak değil mi? Şimdi bu şekilde modellenmiş. Şimdi bu ikisi karıştırılıyor. Bu ikisi karıştırılırsa 6 su ve 9 su ne yapar? 15 su yapar. 7 şekere 3 şeker 10 şeker yapar. Tamam. Şimdi toplamda demek ki 25 tane birim kareden 15 tanesi su olacak. Şimdi o halde şunu düşüneceğim ben. 25'e 15 ya modelleme olduğu için sadeleştirilmiş olabilir. Mesela şimdi 5 ile sadeleştirirsem ben 5'e 3 olur burası değil mi? Şimdi toplam 8 taneye sahip olup bunun 3 tanesi pembe olan var mı? Yok. Şimdi o zaman 2 ile genişletelim mesela. 2 ile genişletirsem 10'a ne olur arkadaşlar? 6 olur. Yani 10 tane kare olup 6 tanesi boyalı olan var mı diye de bakabilirsin. Bak burada 2'ye 5 olduğu için 10 tane kare vardır. 6 tanesi pembedir. Demek ki cevabımız, aradığımız cevap C seçeneğiymiş arkadaşlar. Yani sen bunu illa 25'e 15 sadeleştirildiği zaman 10'a 6 yapmıyor gibi düşünmeyeceksin. Modelleme olduğu için burada istediğin sayıyla bunu genişletebilirsin. Yeter ki oran 3'e 5 olsun bak. 3'e 5 yani 6'ya 10. Bak 10 tane var, 6 tanesi pembeye boyalı.
Bu şekilde düşüneceksin modellemelerde. Ve gençler, devam ediyorum 6. sorumla. Büşra diye bir kızımız var. Pazartesi, perşembe veya pazar günleri de spor salonuna giden bir kız bu. Şimdi pazartesi günleri gittiği toplam gün sayısı perşembe günleri gittiği toplam gün sayısının 3/5'i kadardır diyor. Şimdi o zaman biz bunları ayrı ayrı göstereceğiz. Pazartesi, perşembe sanki özellikle seçmiş gibi haftanın P harfiyle başlayan günlerinde spor salonuna gidiyormuş, tamam mı? Pazartesi günleri gittiği toplam gün sayısı perşembe günleri gittiği toplam gün sayısının 3/5'i kadarsa eğer, ben perşembe gittiği gün sayısına 5x dersem pazartesi 3x olur. Çünkü ben 5x'i 3/5 ile çarparsam 3x'i verir bize. Tamam mı? Burayı sildim. 5x'e 3x'in mantığını kavradık burada. Pazar günleri gittiği toplam gün sayısı ise pazartesi ve perşembe günleri gittiği toplam gün sayısının 1/8'i kadardır. E şimdi hocam, pazartesi ve perşembe toplam 8x gitmemiş mi zaten? Bunun 1/8'i kadarmış, yani x kadarmış. Demek ki pazar günleri de toplam x gün gitmiş. Ne deniyor? Büşra toplamda 3 kez pazar günleri spor salonuna gitmiş. Yani diyor ki x 3'tür diyor. E x 3 ise doğal olarak bu 15'tir. E doğal olarak bu da 9'dur. Kaç kez pazartesi günleri spor salonuna gitmiştir diyor. Biz zaten 9'u bulduk pazartesi günleri için. Cevabımız D seçeneği olacaktı dedik. Ve gençler, devam ediyorum artık 7. sorumla. Tam anlamıyla bir MSÜ sorusudur. Ne eksik ne fazla. Haberin olsun. Kaydet soruyu, kenarda bulunsun. Tolga'nın kutusunun içinde üzerinde 1'den 6'ya kadar numaralar yazılı 6 tane top varmış. Bu topların 3 tanesini kırmızıya, 3 tanesi de mavi renkliymiş, tamam mı? Şimdi burada ne diyor? 1 ve 2 ne oldu? Bilgiler kırmızıymış. Ben şuradan bir tane kırmızı seçeyim. Bir de şuradan mavimiz var zaten. Güzel. Şimdi 1 ve 2 nolu bilgiler kırmızıymış. Yani ben şunu kırmızıya boyadım, bunu da kırmızıya boyadım. 6 nolu bilye de maviymiş. O zaman bunu da şu şekilde maviye boyadık. Tamam, kırmızı, kırmızı ve mavi. 3 topu biliyoruz artık. 1, 2, 3, 5 ve 6 nolu bilyelerin 3 tanesi kırmızı, 2 tanesi mavidir diyor. E şimdi 1 ile 2'nin zaten kırmızı olduğunu, 6'nın da mavi olduğunu biliyoruz. Şimdi 1'i, 2'yi ve 6'yı zaten biliyorduk. 3 ile 5 kaldı. Bunların 3 tanesi kırmızıysa demek ki bu 3 ile 5 numaradan bir tanesi mavi, bir tanesi kırmızı olacak. Bu garanti artık. 5 nolu bilye 4 nolu bilye ile aynı renklidir demiş. Şimdi şu ikisini aynı renge boyayacağız. Ve 1 nolu bilye ile 4 nolu bilye farklı renktedir. Güzel bak. 1 neydi? Kırmızıydı. O zaman 4 nedir? Kesinlikle mavidir. 4 ile 5 aynıydı. Dolayısıyla 5 de mavidir. Şimdi 5 mavi ise ben şurada ne demiştim? Demek ki 3 kırmızı olmak zorunda. Yani 3 tane kırmızı yan yana, 3 tane mavi yan yana dizilmiş. Buna göre kırmızı renkli bilgilerin üzerinde yazan sayıların toplamı, yani 1, 2, 3'ün toplamı nedir diye sormuş. Tabii ki de 6 yapar. Cevabımız da D şıkkıdır deriz. Ve artık son sorumuzdayız gençler. Yavaş yavaş fasikülün de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Anıl ve Burak'ın çok güzel bir sorudur. Yazarken çok keyif aldığım bir sorudur. İşaret koyun demedim ama şundan kaynaklı işaret koyabilirsiniz. Ben işte hani çok iyi denklem kurdum da çok iyi çözdüm diyeceğiniz bir sorudur. Sınav ayarı mıdır? Sınav ayarı değildir. Belki hani üzerine farklı bir hikaye giydirilir. Veyahut böyle bir görselle falan süslenirse, dili biraz daha yumuşatılırsa işte o zaman sınav ayarında bir soru olabilir. Ama sınav ayarında olmadığı için işaret koydurmadım açıkçası. Yani benim her yazdığım soru sınav ayarında diye bir muhabbet söz konusu değil. Çok güzel bir sorudur. ÖSYM diliyle de yazılmıştır ama işte senaryosu olsun, görselsizliği olsun, sırf bu yüzden işaret koydurmadım ama sen koyabilirsin. Anıl ve Burak'ın bir kırtasiyeden aldıkları özdeş kalem ve özdeş silgiler hakkında aşağıdakiler biliniyormuş. Şimdi Anıl benim kayınbirader, Burak da kardeşim. Anıl, yani biri eşimin kardeşi, biri de benim kardeşim. Anıl ve Burak dedik. Şimdi kalem ve silgi almışlar bunlar. O zaman şuraya kalem diyelim. Buraya da silgi diyelim. Şöyle bir tablomuz olsun, olmaz mı? Gençler diyor ki Anıl x tane kalem almış. Bak x tane kalem almış. Y tane silgi almış. Şu şekilde. Burak x bölü 2 tane kalem almış. Ve y tane de x bölü 2 tane silgi almış. Ve y tane de kalem almış. Şu şekilde yani. Pekala.
İki tane kalemin fiyatı üç tane silginin fiyatına eşittir. Yani iki tane kalem eşittir üç tane silgi dersem ben burada, o zaman kalemin fiyatını 3A ve silginin fiyatını da 2A seçmekte fayda var. O halde yazıyorum ben buraya. Kalemin fiyatı 3A'ymış. Silginin fiyatı da 2A'ymış dedim. Anıl Burak'ın ödediği ücretin iki katını ödemiş. Şimdi Anıl Burak'ın ödediği ücretin iki katını ödemiş. Peki Anıl ne kadar ücret ödemiştir? Kalemin bir tanesinin fiyatı 3A iken x tane kalem aldıysa demek ki Anıl'ın ödediği tutar 3AX kalemlere ödediğidir. Artı silgilere ödediği de 2AY'dir. Geçtim Burak'a. Burak tanesi 3A olan kalemlerden Y tane aldığını biliyoruz. Dolayısıyla 3 çarpı A çarpı Y kadar kaleme para ödemiştir. Silgilere ise 2A ile X bölü 2'yi çarparsam 2'ler gider. AX kadar da silgilere para ödemiştir ve Anıl'ın ödediği tutar, Burak'ın ödediği tutarın 2 katıydı. Yani ben bunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine tabii ki de eşit olur. Şimdi denklemi biraz düzenleyelim. 3AX artı 2AY eşittir diyorum. 6 çarpı A çarpı Y artı 2 çarpı A çarpı X dedim. Burada 2AX'i sol tarafa, 2AY'yi de bu tarafa gönderecek olursak AX eşittir 4 tane AY olur. Ve A'ları da sadeleştirirsem çatır kütür ne gelir? X eşittir 4Y gelecektir. Yani bu ne demek? X eşittir 4Y. Şuradaki X Y'nin 4 katıymış demek. Buna göre X artı Y hangisi olabilir? Şimdi X artı Y sorulduğu için ben artık X gördüğüm yere 4Y'yi yazarım. 4Y artı Y, yani toplamda 5Y sorulmuştur. Ve dikkat edin, buradaki Y bir silginin adedi olduğu için rasyonel, yani kesirli bir sayı olamaz. Yani kesirliden kastım tam sayı olmayan bir rasyonel sayıdır diyelim tam anlamıyla. Tamam mı? Yani tam sayı olmadığı bir durum yok. Y kesinlikle ama kesinlikle bir tam sayı ve ben 5 ile bir tam sayıyı çarparsam da sonuç olarak bir tam sayı isterim. Değil mi? Y tam sayıysa demek ki bu 5Y, yani X artı Y'den kastımız bu, tam sayı olacak. Y tam sayıysa demek ki 5'in katı olacak X artı Y. Şimdi 14 5'in katı mı? 16, 18 veya 22 5'in katı mı? Değil. O halde 5'in katı olan, ki olabilir diye sorulan soruların artık genelinde şuradaki olay bizim için kesin. 11'in katıysa 11'in katı olmalı şık, 7'nin katıysa şıklardan birisi 7'nin katı olmalı tarzındaki sorulara artık aşinayız, biliyorsunuz ki hem 40 soru serisi TYT matematik video ders kitabında sevgili arkadaşlarım, hem de bu fasikülün içerisinde, problemler fasikülün içerisinde bu tarz soruyla fazlasıyla zaten karşılaşmıştık, biliyorsunuz. Doğru cevabımız D şıkkı dedik ve artık videomuzun sonuna geldik. 38. testi bitirdik artık. Son 2 tanecik, yani 16 tanecik sorumuz kaldı arkadaşlar. Bu 16 tane soruyu da sizle beraber çözdükten sonra artık diyeceğiz ki, sen biliyorsun bizim sloganımızı, bir şeyi 40 kere söylersen olur diyorduk biz. İşte gerçek anlamıyla 40 kere söylemiş olacağız problemleri ve problemlerle alakalı herhangi bir problemin de kalmayacak. Ben buna kefilim. Ben adımın İsmail olduğu kadar buna kefilim arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü ciddi anlamda bu fasikülü çözen, bu fasiküldeki bütün soruları tam anlamıyla anlayarak çözen birisi için problem artık sorun olmaktan çıkmış olacak. Evet gençler, 39. testte sözleşelim, görüşelim. O videoda görüşene dek hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma. Baş tacısın.